Merhaba. Hello everyone. Good morning, we're Brazil. My name is Yann Thébault and I am the managing director for Spotify in the Southern Europe region. So I'm excited. I'm really excited because since yesterday, all Turkish music fans can use Spotify and they can enjoy free access to over 20 million tracks on their computer, their mobile, their tablet, their home entertainment system, and more. So, Turkish people love music. I mean, you love music, you love technology as well, you love social networks, and Spotify is bringing all of that in this amazingly dynamic market. Let's get a big applause, I think, for this. Sorry? Let's get a big applause for this. Oh, thank you, thank you. So with Spotify, you will not only be able to listen to your music, but you will be able to discover more music. You will be able to share your music as never before. The music Turkish market is very fascinating because it has a lot of potential. It has a great local music production, but piracy is still high. So there is a lot to do for Spotify here. Spotify was launched 5 years ago as a better alternative to piracy, making sure that the artists would get a fair deal and making sure as well that our users would get the best music service. So today, we are proud to say that we've driven $500 million to the music industry so far and that we plan to drive $500 million more by the end of the year. And also that on a monthly basis, 24 million people are using Spotify all over the world in 32 different countries. So I really hope, but I'm not really concerned, that you will love Spotify and that you will enjoy as the rest of the world does. Now, I have a little surprise for you. Our co-founder, Daniel Ek, would like to say something to you. So let's watch Daniel's video. It is something that is just made for you. Hi, Turkey. I'm Daniel Ek. I'm the founder and CEO of Spotify, and I'm really super excited that we're launching here today. The way we listen to music has changed over the past few years, and we think we've created a service that really fits perfectly into the life of today's music lover. Spotify is social, it's fast, and it offers the music you want to listen to, and of course, it's free. So we really hope that you enjoy the service. So thanks very much, and happy listening. Now I would like to introduce Ergül Çivi, our director of Spotify in Turkey. Please welcome her. Yeah, Spotify Türkiye direktörü Ergül Çivi'yi de buraya alalım bu fırsatla. Thank you. Thank you for coming. It was great. I love the video, by the way. Excellent. It was great. Really wish you good luck here in Turkey. Thank you very much. It's a great service. Most of the people
Know about Spotify and we are glad that you're in the market now. Enjoy the music. I'm going to keep talking to Ergül. Sure. Tamam. Thank you. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Ne güzel sunuyorsun. Ha? Ne güzel sunuyorsun. Güzel sunuyorum değil mi? Hani böyle istiyorsun ya biraz konuşmacılar. Tabii tabii. Buyurun gel oturalım. Biraz hadi. Oturmak ister misiniz? Neden istemeyelim Arda Bey? Merci. Dün duyurduğunuz heyecanlısınız herhalde. Bayağı heyecanlıyız. Türkiye bizim girmek istediğimiz bir pazardı. Uzun süredir de bayağı üzerinde çalıştığımız bir pazardı. Birçok açıdan baktığımızda Türkiye çok dinamik bir pazar. Hem müzik anlamında hem zaten internet sektörünü buradaki herkes çok... Burada mesaj açmıyorum. Yanlış anlamayın. Twitter bilmem ne bir sürü şey yapmam gerekiyor. Soru geliyor, bir şey geliyor. Oradan ipucu alıyorum, ondan açıyorum. Daha önce ilk defa, yani ilk defa Webras Simple sizinle konuşuyorum. Daha önce konuşmacılar şeydir, alışkınlardır ben bunlarla oynamama. Tamam, şey almayın yani böyle bir mesaj açma durumu yok. Ben sizi dinliyorum yani hiçbir sıkıntı yok orada. Tamamdır. Dün oldu lansman. Evet, Webras şöyle bir yıkıldı zaten lansman olunca. Çünkü biz artık daha fazla bekleyemeden sabahın köründe basıverdik sizin bülten çıkmadan. Çünkü yani zaten Webras da orada duruyor konuşmacılar Spotify. Belli. Geçen seneden bir çıtlatılmıştı. Aynen. Çok fazla beklemeden sabahtan paylaşıverdik. Sonra böyle bir yıkıldı ortalık tabii haliyle. Ne çok seveni varmış Spotify'ın Türkiye'de hali hazırda. Evet, çok ciddi bekleniyormuş. Biz hakikaten ülke için beklentilerimizin üzerinde gidiyoruz. Çok da mutluyuz açıkçası böyle olduğu için. Çünkü şu ana kadar yanında demin bahsettiği gibi 24 milyondan fazla kullanıcımız var dünya çapında. Ama Türkiye çok önemli bir pazar. Hem internet kullanıcı sayısı olarak hem de insanların müziğe ilgisi olarak. Doğru bir yerde doğru zamanda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Süper. Şimdi birkaç tane sorum var size. Bir tane de yani temel sorularım ama bir tane de garip bir soru. Bilemezsiniz, söylemezsiniz onu. Çok merak ettim. Dün ne oldu? Kaç kullanıcı oldu? Çok merak ettim ama. Öyle daha ilk günden böyle haberlik ettiremem diyorsunuz değil mi? Peki, güzel. O zaman şöyle gidelim. Şu önce bir ücretlendirmesini öğrenelim. Tamam. Yani çünkü birkaç tane soru geldi. Webras üstünden de geldi bu sorular. Bir lisanslamayı çok sordular. Bir tabii ki ücretlendirme farkları falan. Normal servis ücretsiz zaten değil mi? Tabii servis 20 milyondan fazla şarkı ücretsiz olarak ulaşmanızı sağlıyor. Bu da herkes için geçerli. Herkes Spotify'ı indirebilir, isterse browser'ından girebilir ve anında kullanmaya başlayabilir. Onun haricinde iki modelimiz daha var. Bunlardan bir tanesi 4.99 ayda sınırsız modelimiz. Burada yine bilgisayarlarınız üzerine ulaşıyorsunuz ama reklamlar olmuyor. Çünkü free tarafta bizi gerçekten reklam verenlerimiz destekliyorlar. 9.99'luk yani bir öğrenci sinema bileti fiyatına olan ücretimizde de aslında biraz daha farklı özellikler var. Bunlardan bir tanesi farklı platformlarda kullanabilmeniz. Yani isterseniz iPad'inizde, iPhone'unuzda, Android telefonunuzda, Symbian'da, Palm'da, Home Entertainment sisteminizde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda orada bir özellik daha var ki siz istediğiniz müzikleri sadece bir tıkla çevrim dışı kullanabiliyorsunuz. Yani siz istediğiniz zaman müziğe ulaşabiliyorsunuz. Bu da sizin işte ne bileyim uzun yolculuklar için, işte telefonu çekmediği yerler için olabilir. Çok oldukça kullanışlı bir özellik. Lisanslamayı da soruyorlar. Yani şey tarafını, işte bugün bildiğim, anladığım kadarıyla ben hiç öyle bir insan değilim. İnsan VPN ile bağlanıp gidip Spotify'dan çok tane account'larını açıp konuyorlarmış meğerse. buradaki yoktur öyle şeyler yapanlar kesin. Diyorlar ki acaba diyorlar öyle İngiltere, UK falan filan oralardaki Spotify'daki müziklerin hepsi Türkiye'de olacak mı? 20 milyondan fazla şarkıya her ülkede ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii bunun içinde 300 binden fazla... Ya ben spesifik şeyi sormak istedim böyle yani lisanslamada eksik kalan bölümler var mı? Türkiye için mesela ben kendi kişisel söyleyeyim. Mesela Metallica ile ekskluzif bir şeyiniz vardı sizin tabii, zamanında. Aynen. Mesela Türkiye'de var mı o? Ekskluzif olacak olan sanatçılarımız olacaktır. Şu an bazı devam ettiğimiz çalışmalarımız var. Türk sanatçılar da olacak o şekilde yani. Bu yönde devam ettiğimiz çalışmalar var ama şu anda Türkiye'de siz... Özellikle şu anda lansmanla beraber hazırlanan playlistler var. Örneğin Koray Candemir'in, Soner Sarıkabadayı'nın, Hayko Cepkin'in, Aylin Aslan'ın hazırladığı playlistler var şu anda hazır. Globalde de aslında çok farklı kullanıcıların farklı çalma listelerine ulaşabiliyorsunuz. Bazı örnekler belki buradaki insanların dikkatini çekecektir. Örneğin Barack Obama seçim süresinde evet dinlediği ya, şarkıları... Evet ya, bir şey. Evet, seçim süresinde dinlediği şarkılarda oluşan bir çalma listesi paylaştı. O şeyi dinlemiş orada, Ankaralı Turgut demiş, o şaşırdım ben. Burada listede vardı o. Öyle bir şey olsa ne komik olur değil mi? Barack Obama'nın listesi mesela Ankara Turgut çıksa bir anda böyle. Dırının dırının falan gitse. Enteresan olur. Beklentilerimiz onlar şey official öyle. Hesaplar oluyor değil mi? Tabii onların hepsi resmi hesaplar. Aynı zamanda Mark Zuckerberg'in hesabı var. Sean Parker'ın hesabı var. Ashton Kutcher, Justin Bieber. Bu tarz birçok insan. Türkiye'de official hesaplar olacak. Tabii. Benim bildiğim bir Hayko Cepkin. Evet Hayko Cepkin var. Aylin Aslım var. Koray Candemir. Markalar alacaklar mı? Tabii markalarla da burada bazı işbirliklerimiz var. Zaten lansmanı yaparken de Stren ve Samsung lansman partnerlerimiz oldu. Evet. Ve bizi müziği buraya ücretsiz olarak getirmemize çok önemli destek sağladılar.
Aynı şekilde pek çok markayla burada farklı çalışmalarımız oluyor. Yurt dışında da yapılmış pek çok örnek var. Bu anlamda global örneklerle Türkiye'deki reklam verenleri desteklemeyi planlıyoruz. Orada da ilerleyebiliyoruz. Vallahi, süper. Tebrik ediyorum tekrardan. Teşekkür Hoş geldiniz çok Türkiye'ye. Sağ olun. Hoş bulduk. Yani çok konuşuruz ama özet kesmekte fayda var. Spotify kimler kullanıyor burada şu anda? Kimler kullanmayı düşünüyor? Güzel, süper. O zaman size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Görüşmek üzere, hoş bulduk. Başarılar. Teşekkürler.